Herkese merhaba. Notlu Minecraft serisi Continuum'a hoş geldiniz. Evet, Wither farmımız çalışıyor. Wither skeleton farmlarımız çalışıyor. Güzel şeyler, güzel maddeler, güzel itemler elde ediyoruz. Şimdi onları göstereyim diyecektim ama geçen sefer de unuttum. O yüzden gene unutmadan hemen bir şey yapmak ve bir şey söylemek istiyorum. 19 Ocak'ta 101 tane abonemiz vardı. Şöyle bir tane daha sync alayım. Bugün ayın 8'i. Şöyle 08 Şubat 2019 yapıyorum bunu da. Yaklaşık olarak 11-20 günde 100 abone eklendi. Buradan aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz sizler de. Bir şey daha var, onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Geçen gün bir videoya Samet Arkan arkadaşımız bir yorum atmıştı. Abi dedi, WhatsApp grubundan videoyu paylaştım. 4 tane daha abone sahibi oldun demişti. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Eğer sizler de bana yardımcı olmak, kanala katkıda bulunmak isterseniz bu tarz Minecraft'ların, oyunların döndüğü platformlarda kanalı, videoları paylaşırsanız çok yardımcı olmuş olursunuz. Ekstra bir iş, ekstra bir zahmet. O yüzden de şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, kayıt dışı yaptıklarımı anlatarak başlayayım dedim ama kayıt dışı çok fazla bir şey yapamadım. Çünkü kayıt dışı bazı problemleri halletmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz biz dijital upgrade yapmaya çalışıyorduk. ME'ye geçebilmek adına. Ve bize cyanide yetmiyordu. Ben de dünkü kayıttan sonra ore miner'larımıza gene speed upgrade'leri takıp şöyle oyunu açık bıraktım. Biraz cyanide biriksin diye. Bu arkadaş da enerji çeksin, enerji harcasın ki daha fazla uranyum yakalım diye. Ama çok fazla, hem hızlı olduğu için çok fazla malzeme dolmuş. Şuradaki bütün driverlarda ilgili kısımlar dolmuş. Ve ondan sonra öncelik onların olduğu için onlardan başladım. Sonra modüler storage'lar dolmuş. Sonra diskler dolmuş falan. Ore miner'lar tıkanmış. Böyle biraz istediğim gibi olmadı ama bunları ayarlamakla uğraştım. Biraz daha düzenlemekle uğraştım. O yüzden kayıt dışı çok fazla bir şey yapamadım. Şu makineyi kullandım. Bundan bahsedeyim biraz sizlere. Disk manipülatör. Refine Storage'ın. Apple'in de buna benzer bir makinesi var. Onu da zamanı yeri gelince tekrar kullanırız ama şu alet şu işe yarıyor. Bütün şu an diskler boş mu? Boş. Bunlar itemlarla doluydu. 16.000 tane ve 16.000 tane itemle doluydu. Özellikle redstone çok fazla çıkmış. 115.000 tane redstone'umuz olmuş. 50 küsür bin tane, neredeyse 51.000 tane UU meter'ımız olmuş. Ve şu an hala artmaya devam ediyor, görüyorsunuz. Malzemelerimiz çok olmuş. Bunlardaki malzemeleri boşaltmam gerekiyordu. O yüzden disk manipülatörü kullandım. Ne işe yarıyor bu? Diski böyle alıyorsunuz. 16.000 tane içinde malzemesiyle birlikte. Ve disk manipülatöre koyuyorsunuz. Ve bu içini boşaltmaya başlıyor burada. Şu an boş olduğu için hemen bu tarafa attı ama biraz uzun sürüyor. Hatta burada stack ve speed upgrade'leri var hızlı yapması adına. Disk boşalırken itemları tekrar sisteme sokuyor bir anlamda. Tekrar sisteme girerken bu sefer gene driverların önceliği fazla olduğu için itemları driverlara, driver'da yerleri olmayanları modüler storage'lara falan koymaya başlıyor. Yani diskleri bu şekilde tekrar manipüle edip yönlendirebiliyorsunuz içindeki malzemeleri. Disk manipülatör bu işe yarıyor. Bunu da hem kullandığım için hem de yeri geldiği için anlatmak istedim. Ondan sonra tabii oyunu açık bıraktığım için burada herhangi bunlarda bir sıkıntı olmadı. Çünkü bunlar kendi depolama sistemleri var. Ve şöyle 267 tane Wither Skeleton kafası biriktirmiş bize. Ama işin ilginç tarafı
Buradaki bizim Wither Skeleton Spawner'ımızda 4 tane Speed olduğu halde burası yaklaşık 100 tane kafa toplamış ve buradaki bizim diğeri 160 tane, 170 tane falan kafa toplamış. Yani şu 25 tane daha gelmiş bile. Şu buradaki bizim crusher'ımızın buradaki yani mob duplicator'ın oluşturduğu wither skeletonlar ve kafalar buradan daha verimli halde şu an. O yüzden ben de bunu kaldırmadım. Biraz daha kafa toplasın diye. Ama flux'larını söktüm. Altta sadece bir tane flux'ımız var şimdi. Bu odada, bu binada 3 tane makine çalışıyor. Sludger, Crusher ve Duplicator. Üçü tek flux şeyden, tek plug'tan çalışıyor, point'ten çalışıyor. Orada 300 taneye kadar artık Wither Skeleton kafamız oldu. Bu da demek oluyor ki birkaç dakika içerisinde bizim farmımızı kullanıp, Wither farmımızı kullanıp 100 tane kadar Nether Star yapabiliriz durumdayız şu an. Şeylere baktım. Resipilere biraz. Çok fazla nasıl diyeyim böyle aşırı bize gerekecek bir şey yokmuş gibime geliyor. Şuradaki Nether Star jeneratörde Nether Star yakmaya kalkmazsak çok fazla gerekmeyecek gibi geliyor. Bilemiyorum ama oyun bize neler çıkartır, nelerle karşılaşırız. Şunlar için çok gerekli değiller. Bir tek şurada bir şey var. Ender Star. Bu Ender Star da normal resipilerinin yanında şurada Project A'nin bazı şeylerinde Nether Star'a bağlamışlar. Yani bir tane Red Matter için 4 tane Nether Star harcamak zorunda gibiyiz. Bir durum var burada. Gene kolektörler, antimatterler için de harcamak zorundayız gibi geliyor. Ama bu teknolojiye yaklaştığımız zaman, geldiğimiz zaman artık EMC'yi kullanabiliyor oluruz herhalde diye düşünüyorum. Yani Nether Star'ı EMC ile çoğaltabiliriz muhtemelen. O yüzden böyle çok fazla çalıştırmayacağız gibime geliyor. Ama dediğim gibi istesek de şu an dakikalar içerisinde 100 tane Nether Star elde edebiliriz. Evet, Cyanite'ımız birikti. Hatta ben onların birçoğunu bakayım burada var mı? Biraz daha kalmış. Plütonyum'a çevirdim. Şimdi dijital upgrade yaparak şu bizim Apple'a bir giriş yapalım bakalım. Biliyorsunuz burada mıydı? Evet, şurada bir resipi sıkıntısı vardı. Sizlerden gelen önerilerle de ben de scriptlerini değiştirdim ve buradaki Signalium Hardened Glass resipisi değişip artık Hardened Glass'a döndü. Yani bir anlamda problem kalmadı. O yüzden buradan devam edebiliriz. Hatta edelim. Şunları yapalım baştan. Şöyle bize 1, 2, 3, 4 tane gerekiyor. Enderium'umuz biraz sistemde vardı. 310 tane daha var şu an. O yüzden çok fazla sıkıntı değil. Hızlıca yaptırıyoruz zaten biliyorsunuz Enderium'u da. Şundan var mı bakayım? Upgrade Base. Upgrade Base'imiz yokmuş. Onun için bize gold lazım. Şunu plakayı alayım. Hop, alamadım. Ve şurada Upgrade Base'e çevirelim. Ha, bunun speedlerini almıştık sahi mob farmı için. Ha, bir de şey de geldi aklıma. Oradaki mob farmı dediğim gibi biraz yavaş olduğu için 4 tane speed olduğu halde yavaş olduğu için biz şu speedlere takmıştık. Upgrade speed. Bunlar maksimum 4 tanesi stackleniyor. Magical olanları var bunlar. 16 tane stackleniyor. Bir de ultimate olanları var. Bunlar da 64 tane stackleniyor. Gerekirse bunları yapabiliriz. Resipelerine de baktım. Çok zor şeyler değiller. Sadece bizden Enchanter istiyor. Bu Enchanter'ı da yapmak basit. Ve içeride kullanılan malzemeler de basit. Gerekirse buradaki speedleri kullanarak da mob farmını hızlandırabiliriz. Zaten oldukça 170-180 GP üretiyoruz. O yüzden çok fazla da sıkıntı olmaz bizim için.
Evet, bunları yaptık, bunu yaptık. Flow Circuit yapabilecek miyiz bakalım. Tekrar şuradan dijital upgrade'e geri dönelim. Tungsten mi yokmuş bizde? Tungsten, ha, tungsten steel varmış. Tungsten yokmuş. Tungsten tamam o zaman. Şöyle bize şeyden veriyordu. Evet, buradan veriyormuş. Şuradan biraz tungsten yapalım. Hop, gel bakalım şöyle. Burada mı ingota dönüyordu bunlar? Signalium yaptırmışım. Evet. Bunlar da burada biraz ingota dönüşsünler. Ha, biraz da içeride varmış galiba ya. Tamam, şöyle 16 tanesini alayım bunların. Şimdi bakalım. Dijital upgrade. Bunlardan 4 tane veriyor zaten. Bize yetecektir. Şunları da sisteme atayım. Şunlar kaldı. Kaynatıyorum. Cooling unit. Ha, şu metali daha önce hiç yapmadık. O yüzden şimdi beraber yapalım istedim bir anlamda. Fluxed elektrum ingot. Bu nasıl yapılıyormuş? Şöyle bakalım. Destabilized redstone bucket. Gold ve silver. Şöyle o zaman ben bir stack silver alayım. Stack de gold alayım. Bunların dustları çok fazla yok çünkü sistemde. Direkt aşağıda ingota çevirtiyoruz. Biraz böyle iki iş birden yapıyormuşuz gibi oluyor aslında. Çünkü bunlar pulverized olarak çıkıyor. Biz aşağıda fırınlayıp ingota çeviriyoruz. Ve sonra şimdi tekrar böyle çevirmek zorunda kalıyoruz. Bilmiyorum. Bir ayrım yapsam mı diye düşündüm ama hani hiç pişmeden bir kısmı da bu tarafa gelse mi diye. Çok fazla da gerek yok herhalde. Bakarız bakalım. Eğer çok fazla kullanacak olursak bunları da hiç pişirmeden yukarı aldırabiliriz. Yani aslında Enderium veya Signalium yaparken de böyle pulverized olarak, dust olarak kullanıyoruz. Şuradaki gibi. Ama hep böyle elle geri çevirdim bir anlamda. Bize bir de destabilized redstone lazım. Şurada var mı? Şurada bir tane bir rezervuar dolusu destabilized redstone'umuz var. Şöyle iki stack yaptım bundan. Şunu gene buraya koyalım. Dolsun arkadaş. İyi, redstone'u varmış daha. Bakalım bunu nasıl ingota çevirebiliyoruz. Bu da sadece Signalium ve Enderium gibi Arc Furnace'da çevriliyormuş anlaşılan. Şöyle hızlıca. Arc Furnace oldukça iyi, hızlı. O yüzden seviyorum kendisini. Çok fazla kullanmışlığım yok aslında ama sanırım bundan sonra daha fazla seveceğim ve kullanacağım bu makineyi. Gel bakalım. Bize kaç tane gerekiyordu? Dijital upgrade'den 4-4-8 tane gerekiyormuş sadece o zaman ya. Gel, onlar orada ola dursun. Ben gene alırım bir ara onları. Bu ve şunu da at içeri. 1-2 tane bunlardan yapıyorum. Coolant unit, soğutma ünitesi. Bunları bir de bizim jeli kaynatıyorumla doldurmamız gerekiyor. Bakalım şöyle fluid transposerlarımız bu dolu. Bu boş. Bunu kullanabiliriz. Şöyle boş bir rezervuarımız var mı? Gene varmış. İyi, güzel. Şuradan biraz jeli kaynatıyorum alıp buraya koyuyorum. Kaç? Bir kova mı aldı? Evet, bir kova alıyor. Şöyle 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 yaparsam. Evet, biraz bunu alayım. Kaç? Neyse, at hepsini gitsin. Şuradan fill empty. Ha,
Kendi içi doldu. Tamam. Burası dolduğu için atmadı. Şunları dolduralım bakalım. Oo, bunlarda şey yok muydu? Augment yokmuş. O zaman benim şöyle şuradan bir tane, buradan, buradan ve buradan bir tane. Şunları biraz hızlandıralım. Speed var mı acaba burada? Speed yok. Anlaşılan. Bunları böyle lazım oldukça kullanırız diye buraya koydum. Normalde çok fazla hız gerekmiyor bizde. Burada. Evet, hız da varmış. Şöyle 4 tane de hız alayım. Tamamdır. 2 tanesi doldu bile. Bunlar da tamam. Şimdi bir daha bakalım dijital upgrade'imize. Herhalde her şeyimiz tamam diyecektim ki tamammış. Artık ifab'imiz dijital hale geliyor. Bu bize ne sağlayacak? MI Controller yapmamızı sağlayacak. Çünkü MI Controller için dijital upgrade istiyordu ifab için. MI Controller şöyle şöyle. Şimdi bunu yapalım. O 36 milyon RF istiyormuş. 2000. Tik başına 2000 RF. Şu sıkıntı çıkartmıştı bize biliyorsunuz geçen sefer. O 15 dakika istiyormuş bir de. Dur bakalım. Dur bakalım nasıl yapacağız bunu. Şu data orb'ları yaparak başlayalım. 4 tane data orb. Bu palis kristaller vardır. Bayağı yaptırmıştım ben. Ama data orb'lardan çok fazla yokmuş. Şöyle buradan gidelim. Her zaman EMI üzerinden gitmeye gerek yok. Şuradan o zaman bunlardan yaptıracağız. Plaka var mı bilmiyorum. Ver ne geliyorsa bayağı varmış anlaşılan. Bir stack çıktı. Baştan bunlardan yaptıracağız ama. 1, 2, 3, 4 tane bunlardan yaptırayım. 1, 2, 3, 4 tane de bunlardan yaptırayım. Tamam mı o zaman? Bakayım. Evet, tamam. Bunlar tamam. Alalım o zaman. Data Orb. Gel bakayım sen. Nether Quartz. Nether Star. Sen de gel. Ve Palis kristaller. Oo, 18 tane çıkarmış ya. Ben daha fazla vardır diyordum ama bayağı azalmışlar. Ha, en son şeyi de yaptırınca Ore Miner'ı da yaptırınca bayağı az kalmış. MI Controller gel ve gel. İşte bunu söylüyordum ben. Tik başına 2000 RF kullanacakmış. But only bizde sadece 1050 varmış. Bizim şimdi 1050 verenimiz ne burada? Şu storage'lar mıydı? Bu da mı storage? Evet. Bir de 50 de şu veriyor, değil mi? Bakayım şurada. EFAP. Evet, bunların 250 veriyormuş tanesi. 4 tane var bizde 1000. Bir de nerede o? Bir tane de şu şey. Burada niye çıkmadı? Ha, buradaymış. 50 de bu veriyor. Bizde bir tane olduğu için. 1050 buradan atıyor. Demek ki bizim bu storage'ları arttırmamız, 2000'e çıkartmamız gerekiyor. Bu neymiş? RF Storage. Advanced RF Storage. Bak bu 1000 verebiliyormuş. RF'lere şey craft'lara 1000 RF katkıda bulunuyormuş. O zaman bundan yapalım. Bunu yapamıyoruz ama. Printed Engineering Unit Circuit istiyor. Inscriber yapsak çalışmayacak. Aa yo, burada yapılabiliyor. Bunun için 500 RF gerekiyormuş. Bunu yapabiliriz o zaman. Bakalım. Bakalım bakalım. Şöyle.
O zaman siz gelin bakalım. Bu da yetmedi. K ve 500 aref. Bizim Speed Up 4 Factory. Bu normal craft mı geçiyor acaba? O zaman şunları gene deneme yanılma yoluyla kırıyorum arkadaşlar. Evet. Çok hızlı olduğu için gene bunu yapamadı. Ama Inscriber'a gerek kalmadan burada yapılması güzel oldu. Şunlardan ben o zaman bunları daha önce yapmıştık biliyorsunuz. Burada normal Aleph Storch'larımız var. Bunlardan ben 4 tane yapayım. Gene 4'er 4'er çalışıyoruz. Yani normal Aleph Storch yapacağım. Buradakileri de kullanırım. Ondan sonra Advanced Storch yaparken şunları hazırlayayım yani. Birazdan geliyorum. Evet, kolay oldu ya. Bütün her şey varmış zaten içeride. Bizim Lapotronlar da daha bitmemiş. O yüzden hızlıca şu normal Aleph Storch'ları yaptırabildim. Bunlardan şimdi bize bir şunu koyuyorum. 2 ne bitti? Ha, normal şeyler bitmiş. Base'ler bitmiş. Bunlar problem değil. 3 şimdi ne bitti? Bunlar 12 tane olması lazım ya. Aleph Storch. Tamam. 4. 4 tane gelişmiş Aleph Storch yaptık. Efab'imiz için. Ve şuradaki neyse şunu bağlayalım. Şöyle şöyle şöyle. Ve kaldıracak mı şimdi bilmiyorum. Şuradan gelen kabloyu fark ettim. Bu kablo da eski kalmış. Şu tarafa gene hardınız gidiyor ama bu kablo sadece şuradaki Magma Crucible'ları besliyor. O yüzden çok fazla enerjiye ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. Şunu da şöyle kablosunu da enerji doluyor musunuz? Doluyorlar. Buna da gidiyor. Şimdi acaba bu iki tane RF controller'la çalışır mı? Neyse bir normal deneyelim. Normal bir deneyelim. Ondan sonra tekrar arttırmaya çalışırız. Şöyle artık hata vermiyor ve 15 dakika diyor. Yapacak mı? Yapacak. Ama yapmasın. Şunu müsaadenizle denemek istiyorum. Bunlar bize hızlı oldukları için biliyorsunuz sıkıntı çıkarmıştı. Şöyle bir tane daha takayım. Yedi buçuk dakikaya düştü ve yapabiliyor. O zaman cesaret geldi bana. Hepsini takayım. Şimdi ne yapacak? Vallahi yaptı. Yok, yapamadı. Yapamadı gene fazla geldi. O zaman şunu bir çıkartayım. Hop, çıkamadım yukarı. Yok. 15 dakikadan 7,5 dakikaya düşürebildik. Şöyle iki tane upgrade'le. Bir de şunlar faktör olacak mı acaba? Takıyorum. Zannetmiyorum ama. Yok, bunlar da olmadı. Evet. 7,5 dakikada bize şimdi bir tane MI controller yapacak. Bekleyelim bakalım. Birazdan geliyorum. Evet. MI controller'ımız da olmak üzere. İlk MI controller. Ben içerideki palis kristalleri kontrol ettim şimdi. Birkaç tane daha MI controller yapabiliriz. Quest açılacak mı? Açıldı. Unutmadan şunları alalım diyecektim. Bunu gördüm, bir şey daha hatırladım. Şöyle göstereyim size. Quest'i alırız nasıl olsa, bunu unutmayayım. Bize şeylerden, mob farmlarından Wither Skeleton
tropisi düşüyor. Şöyle 3 tane de tropimiz oldu. Ve bunları sağ tıkladığınız zaman bakın size böyle kafa veriyor. Hiçbir şey yapmadan bedavadan kafa elde edebiliyoruz. Ama tabii bunları inek tropilerinde de göstermiştim. Onlar da şey yapıyordu. Deri veriyordu bize. Ama ender veriyorlar. Daha doğrusu sürekli olarak vermiyorlar. Arada bir veriyorlar. Yani bu tropilerden şöyle çok olsa kendimize Wither kafa, şey, Wither Skeleton kafası tarlası gibi bir şey de yapabiliriz. Şunları atayım mı sisteme? Bir tane daha Wither çıksın. Atayım hadi. Bir tane daha orada Wither oluşacak şimdi yukarıda gördünüz. Neyse biz şimdi Emi'yi şöyle koyuyorum. Emi kontrolörü. Buradaki Refine Storage'ı biliyorsunuz yapmıştık. Refine Storage'dan aslında temel olarak, mantık olarak aynı işleri yapan ama çok daha eski, çok daha köklü, çok daha profesyonelce yazılmış bir mod paketi. Apply EnergyStix 2. Yani bu tip teknik modlu Minecraft oynayan herkesin bildiğini düşünüyorum bu mod paketini. Gayet güzel, gayet verimli, gayet stabil, güvenilir bir sistem. Refine sistem bazen sapıtabiliyor. Ama Emi'ye her zaman güvenebilirsiniz. Ben şimdiye kadar bozulduğunu, item kaybettiğini falan görmedim bu Emi'nin. Ama tercihen ikisi varsa, ikisi de her işi yapabiliyorsa ben Refine sistemi yapmayı tercih ediyorum. Hem yapması hem yönetmesi hem AutoCraft'ta daha kolay olduğu için. Emi biraz daha zor, biraz daha karmaşık. Şöyle şurada bir sürü malzemesi var ve bunlarla da yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Hepsini yapacağız, bunların açacağız. Ama benim en sevmediğim kısmı Emi'nin kanal mantığıyla çalışması, channel denen bir mantıkla çalışması. Bu onu stabil yapıyor, güzel yapıyor belki ama zahmetli yapıyor bir anlamda da. Kullandığı her makineye bir kanal harcaması. O yüzden ben bu Emi sistemi buraya kurmamayı düşünüyorum. Şurada arkamızda kocaman bir alanımız var. Şurası. Emi sistemi buraya kurmak istiyorum. Biz gene yukarıdan yöneteceğiz. Buradan yöneteceğiz. Kontrol edeceğiz her şeyi. Ama kontrolörü veya diğer AutoCraft şeyleri, sistemleri şu aşağıdaki boş alanda yapmak istiyorum. Yani şöyle diyeyim. Burasını da biraz nasıl yapacağımızı kararlaştırmamız lazım. Artık oyunun yarısını geçtik. Bayağı ilerledik. Herhalde bir şurası var, bir şurası var. İki tane görevimiz kaldı. Hani bunu yaptığımızı varsayıyorum. Böyle her şeyi cincik boncuk böyle topla iğnesine kadar AutoCraft yapmak istemiyorum. Çok zahmetli oluyor, olacaktır bizim için. Yani zahmet de problem değil ama uzun sürecek. Hani bölümlerce AutoCraft'la uğraşmak zorunda kalabiliriz. Ben oldukça kayıt dışı AutoCraft'ları yapacağım. AutoCraft sistemlerini yapacağım. Sonra bölüme başlarken sizlere de nasıl yaptığımı gösteririm. Tabii baştan bir kere birkaç kere AutoCraft'ları yapacağız. Çünkü bu Emi'ye geçmemizin bizim en büyük nedeni AutoCraft yapıyor olması. Çünkü Refined'den bu özelliği kaldırmışlardı. Tamamen böyle her şeyi kayıtta, videoda görmek ister misiniz? Ama böyle görmek isterseniz de en azından bir 4-5 bölüm herhalde AutoCraft'larla geçer. Biraz sıkıcı olabilir diye düşünüyorum. Ya da dediğim gibi kayıt dışı bir şeyler yapıp onu püf noktalarını atlamadan videoda göstermek mi? Onu bana yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi biz gene quest'ten devam edelim. Şuradan şu ödüllerimizi alalım. Ama XP veriyor. XP veriyorsa biliyorsunuz şuradan biraz XP'mizi boşa atıyoruz üzerimizden. Bunları da depoluyoruz. İşimize yarayacak mı bilmiyorum ama depoluyoruz işte. Şöyle gelsin 15 XP'miz. Ha. Emi Controller da bize kaç tane? 32 tane Emi Glass Cable verdi. Bunları da alalım. Emi Glass Cable'lar
Refine'ın en temel kablolarından, Refine'ın değil, Apple'ın. Karıştırırım ben şimdi. Bu Refine'ı tamamen şeyden çıkartıncaya kadar sizde aklımızdan. Şuradaki bizim Refine'ın kabloları gibi bir kablo mantığı var. Fakat dediğim gibi Apple'ın kanal taşıma mantığı olduğu için bu kablo 8 kanal taşıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, bu arada parantez açayım. Yaklaşık 2-2,5 seneden beri hiç MI sistem kurmadım. Yani eskiden çok kullanıyorduk ama sanırım en son ben bunu arada bir kere kullandım ama en büyük sistemimi ben Sky Factory 2,5'ta yapmıştım sanırım Apple'yla. Ondan sonra 3 çıktı. Sky Factory 3 çıktı. Ve MI olmadığı için uzun bir süre oynamadım ben Sky Factory. Ama meğersem onun içinde de Refine varmış. Orada Refine'la tanıştık. Ondan sonra da bir daha hemen hemen sanırım hiç kurmadım. Böyle kurdukça, yaptıkça hatırlayacağım diye düşünüyorum. Ve yanlış hatırlamıyorsam bu kablolarda 8 kanal taşıyordu. Kanal mantığı bizim için çok önemli. Şöyle bir cable diyeyim. Şuradan ya da şöyle gidelim. Kablolarını görebilecek miyim? Bunların hepsi cover mı? En sondaymış. Şöyle kabloları var. Smart cable'lar, dense smart cable'lar. Dense kablolar 32 kanal taşıyor. Diğer kablolar 8 kanal taşıyor. Bazı yerlere, ana hatlara bu 32 kanal taşıyan hatları çekeceğiz. Bazılarında da bu glass cable'larla, 8 kanallı kablolarla idare edeceğiz. Devam edelim Quest Book'umuza. Crystal Growth Accelerator. Gene Apple'ın kendine özgü bazı materyalleri var. Biliyorsunuz bizim burada bayağı bir Celsius kuarslarımız birikmiş olması lazım. Evet. Şunlar şarjıt olanlar. Bunlar şeye girmiyorlar. Endüstriyel grinder'a girmiyorlar. Sadece normal grinder'a geliyorlar. Girebiliyorlar. O yüzden ben bunları böyle or olarak topladım. Ama bunları işleriz. Ama normal Celsius kuarslar endüstriyel grinder'a giriyor ve 7500 tane olmuş. Dust olarak düşmesi de çok güzel. Bu 3200 tane dust'ımız da hazır. Bunları da kullanacağız. Bir de yapılan kendi kristalleri var. Onlar da şunlar. Pure kristaller. Bu pure kristalleri yapmanın yolu bu Crystal Growth Accelerator'lar. Yani kristali büyütme hızlandırıcıları gibi bir şey. Şimdi bunu yapalım. Crystal Growth Accelerator. Şunları yapabileceğiz mi? Bunlar normal ingot. Glass cable'larımız var. Quartz glass'lar. Bakın Celsius quartz'ları burada kullanıyor şimdi. Düşünmemize gerek yok. Dediğim gibi endüstriyel grinder'dan çok fazla geliyorlar zaten. İyi oldu bizim için. Bu neymiş? Şimdi bunu yapamayacağız, değil mi? Evet, yapamayacağız. Şu, bu da olmayacak. O zaman bizim baştan Flix kristal yapmamız gerekiyor. Flix kristal şurada yazıyor olması lazım. Şurada da yazdığı üzere bir tane Chargered Celsius Quartz, bir tane Nether Quartz ve bir tane Redstone'u suyun içine atmamız gerekiyor. Suyun içine yazıyor mu? Yazmıyor ama ben öyle biliyorum. Şimdi onları yapalım. Chargered Celsius Quartz şöyle bir 64 tane alıyorum. Dediğim gibi or olarak çok var bizde. Onları kırarak veya grinder'dan geçirerek çoğaltabiliriz. Şöyle bir tane bir stack de redstone. Bir de Nether Quartz istiyordu. Şunları aldım. Bakayım şurada su var mı? Yok. Bucket var mı? Bucket var. Şöyle şunu aldım. Şimdi mıknatısım benim açık olmasın. Kapatayım şunu. Nether Quartz, Chargered Quartz ve Redstone'u suyun içine atıyorum.
Ve gördüğünüz bize gibi bunlar bir dönüşüme uğruyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam veya değiştirilmediyse ikisi tek gelmiş olması lazım. Flux kristaller bu şekilde yapılıyor. Şunu açayım gene. Şimdi resipiye devam edebiliriz. Şöyle miydi? Evet. Flux bloklar. Şunlardan bir 8 tane yapayım. Lazım olur bize. Accelerator yapıyorduk. Ve bir tane Grow Accelerator yaptık. Şimdi bunun dur bakayım. Ha, Pure olanından verdi bize. Pure Celsius Quartz verdi. Bu Grow Accelerator'la yapılabilen bir şey. Bir de bu var. Chamber var. Crystal Growth Chamber. Bu Accelerator'ın yaptığı işin gelişmişini yapıyor. O yüzden ben bunu kurmak istemiyorum. Ama size de nasıl yapıldığını göstermek istiyorum bir yandan. Ama enerji lazım değil mi bize? Bakayım şöyle bir şansımı deneyeyim. Aslında emi sistemlerde uzun bir süre kendi şeylerinin şöyle muhtemelen çalışmayacak ama aha çalıştı. Çalıştı valla. Şunu diyecektim. Emi'nin bir kendi şeyi var. Enerji türü var. Ve RF kabul etmiyordu. RF kabul etmesi için, RF'le çalışabilmesi için enerji acceptor denen bir şu bloğu yapmanız gerekiyor normalde. Ama burada niye çalıştı bilmiyorum açıkçası. Ya mod paketi güncellendi. Mod güncellendi artık RF kabul etmeye başladı. Ya da bu pakete özel bir şey olabilir. Yani bir tane daha kontrolör yapıp bunu enerji acceptor'a çevirmemiz lazımdı. Ama çalıştı. Bilemiyorum. Şimdi enerji aldıktan sonra bunu şöyle koyunca bağlanacaktır muhtemelen. Bu bloğa enerji veriyorsunuz. Bundan şöyle 4 tane yapabilirsiniz. Nasıl gösterebilirim? Şuradan cobblestone alayım. Şöyle yapayım mesela. Şurasını da kapatayım. Şu üstteki bu tekli de çalışır bu şekilde. Ama şu üstteki blokları da bundan düşünürseniz Grow Accelerator'dan düşünürseniz çok daha hızlı yapacaktır. Bunun az önce gördüğünüz sizde yan yüzeyleri enerji kabul etmiyor. Sadece şu alt ve üst yüzeyleri kabul ediyor. O yüzden biraz doğru bağlamak gerekiyor. Yapalım mı? Hatta yapalım. Hadi bunu da böyle çok üstün körlü de geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz biraz ben böyle anlata anlata yapmayı seviyorum. Buraya su koyuyorsunuz. Ve bu ne işe yarıyor? Şöyle bizim seedlerimiz olması gerekiyor. Bunlar Celsius Quartz Seed, Nether Quartz Seed, Flux Seed. Bu üçünü tohumlarını yapıp en sonunda bunların pür olanı, saf olanlarını elde edebiliyorsunuz. Celsius Quartz Seed nasıl yapılıyormuş? Quartz Dust'a yanına sand koyuyorsunuz. Ve bunu ikiye katlıyorsunuz bir anlamda. Şu seedlerden yapabiliyorsunuz. İstediğinizden hangisine ihtiyacınız varsa. Bunu da şöyle şu mıknatısımı gene kapatayım. Bu suyun içine atarsanız efektler çıkacak mı? Tek olduğu için az çıkabilir. Şurada küçük küçük baloncuklar görüyorsunuz bakın. Burada bu seedler şu an büyüyor. Zaten accelerator, grow accelerator yani büyüme hızlandırıcı gibi bir şey bu alet. Aslında bunları hiç buna ihtiyaç duymadan normal bir suyun içine de atarsanız bu tohumları gene büyürler. Ama felaket yavaş büyüyorlar. Böyle saatlerce beklemeniz gerekiyor. Zaten adamlar o yüzden bu accelerator yapmışlar. Bir anlamda eğer 4 tane de kullanırsanız oldukça hızlı büyüyor. Şimdi bakalım bir tane accelerator'la bizim seedlerimiz %6'ya kadar yükselmiş.
Bunlar %100 olduğu zaman şunlara dönüşüyorlar. Pure olanlarına, saf olanlarına dönüşüyorlar ve bunları da resiplerde kullanabiliyorsunuz. Normal Grow Accelerator'ın işi bu. Ama ben bunu yapmayacağım. Daha doğrusu kullanmayacağım. Bunun biraz daha gelişmişi, biraz daha pahalısı var çünkü burada. O da Crystal Growth Chamber. Şimdi buna bakalım. Crystal Growth Chamber. Ha, bu 6 tane bunlardan istiyormuş zaten ya. Şurada dörtlü yapıp gösterseydik olurdu. Ama anlaşıldığını düşünüyorum. Yani bir tane benim koyduğum gibi bir tane koyacağınıza 4 tane koyuyorsunuz. Hatta bir tane de üstüne altına falan koyup onların sayısını da arttırabiliyorsunuz. Şu atayım. Şu 2. Bir tane daha yapmadık mı biz ya? Şunu da alayım üzerime. 3, 4, 5, 6 tane hızlandırıcı. Ve şurada ne eksik? Hopper'ımız eksik. Ah, varmış içeride her şey. Gene sandıklarla uğraşacağız diyordum ama gerek kalmadı. Bu Grow Accelerator Chamber az önce gösterdiğim işin aynısını yapıyor hemen hemen. Ama tek blokta suyla uğraşmadan yapıyor. Şurada bakıyorsunuz ne kadar hızlı büyüdüğünü görüyorsunuz. Bunun içerisine atıyorsunuz seedleri. Az önceki suyun içine attığınız gibi bu size hızlı bir şekilde seedlerin püre dönüşmesini sağlıyor. Bunun da quest'ini alalım. Ha, acceleration kart verdi. Güzel. Buna da şuralara acceleration kart takabiliyorsunuz. Ve böylece daha hızlı büyüyebiliyor. Şeyleri görmek istiyorum. Kartla şöyle bir 64 tane yaptırayım. Zaten çok yaptıracağız. Kartla hızları nasıl oluyor? O gayet hızlı. Hem de bir tane daha kart takılabilir buraya. Gördüğünüz gibi şu an iki kartla bu kadar hızlı. Yani öyle suyla muyla uğraşmaya gerek yok. O yüzden zaten dedim ben onları kullanmayacağım diye. Bizim elimizde bu varsa bunu kullanmak daha mantıklı olur. Bunun ödülünü de aldık. Inscriber. Hadi bunu da yapalım. Hadi bunu da yapalım. Çünkü bu mod dediğim gibi bölümlerce sürecek bir mod. Uzadıkça uzar. Bir yerde bizim bırakmamız gerekiyor. Inscriber ne işe yarıyor? Inscriber bize craftlarda kullanacağımız malzemeleri hazırlıyor. Bu sadece sticky mi istiyormuş? Harbiden sadece sticky kabul ediyormuş. Şöyle pistonumuz varmış, varmış. Şöyle iki tane madem bundan yapıyorum. Inscriber ve bir tane de Inscriber'ımız var. Hop. Bunları böyle mahsus yan yana koyuyorum çünkü enerjisini alması gerekiyor birbirlerinin. Yoksa kabloyla taşımak zorundayız. Mesela bu şu an enerji almadı. Yukarıda görüyorsunuz. Bunun hangi yüzeyi enerji kabul ediyordu? İnanın hatırlamıyorum. Dediğim gibi yıllar geçti. Üzerinden şöyle yazıyı yapayım. Olmadı. Sadece alttan mı kabul ediyordu? Gene olmadı. Ya da oldu da ben mi görmüyorum acaba? Bir deneyelim bakalım. Inscriber şurada resipiler gözükecek mi? Gözükecek. Tabii bizde şeyler yok, presler yok, değil mi? Bunları EFAB ile yapılıyoruz o zaman. Tamam. Şimdi 3 tane ana komponent var. Hatta 4 tane diyebiliriz silikonla birlikte.
Bir tanesi printed silikon. Bir tanesi printed logic circuit. Bu altınla yapılıyor. Bu silikonla yapılıyor. Üçüncüsü printed calculation circuit. Bu sadece pure ile yapılıyormuş bakın. Pure Celsius Quartz ile yapılıyor. Dördüncüsü de printed engineering circuit. Bu da diamond ile yapılıyor. Refined mantarının aynısı ucuzdan pahalıya doğru gidiyor. Şöyle gold, pure Celsius quartz ve diamond diyebiliriz. Normalde şu presslerle yapılıyor burada. Bu kullanacağımız bizim resiplerde kullanacağımız circuitler. Ama bu mod paketine özel bunları EFEB'e taşımışlar. O yüzden ben şöyle gene az önce yaptırdığımız gibi EFEB'te bayağı uğraşacağız anlaşılan. Bunu böyle koyduğunuz zaman bir tane örnek olsun. Printed Engineering Circuit yapıyor. Şöyle bir de gold alayım. Koyduğunuz zaman Printed Logic Circuit yapıyor. Ve az önce yaptırdığımız Pure Circuit Glass'ları Pure Celsius Quartz'ları koyduğunuz zaman da Calculation Circuit'lar yapıyor. Bunları bizim şimdi şeye çevirmemiz gerekiyor. İşlemciye çevirmemiz gerekiyor. En basit işlemci bunlardan, orta boy işlemci bunlardan, üst seviye işlemci de bunlardan yapılıyor. Ama bir de bizim silikona ihtiyacımız var. Geçen bölüm yaptırdığımız şu silikonlar acaba işe yarayacak mı? Onu merak ediyorum. Yararsa süper olur diyecektim ve mükemmel oldu. Çünkü baştan silikon yaptırıp İFEB'e sonra böyle çevirmek oldukça zahmetli olacaktı. Bu inscriber bu malzemeleri kullanarak bize şurada az önce gördüğümüz gibi şunu yaptırmıyor. Şu presli olanları düşünmeyin. Şunları yaptıracak. Dediğim gibi logic prosesör yaptıracak. Engineering prosesör yaptıracak ve calculation prosesör yaptıracak. Inscriber'ın yaptığı işte bu. Şöyle bir de redstone alayım. Şuraya redstone atıyorum. Hadi bundan yaptıralım. Ha, çalışıyormuş ha. Enerjisi gelmiş. Yukarıda niye yazmıyor anlamadım ama. Şurada yazmıyor. Ama prosesör şey değil, problem değil. İlk engineering prosesörümüzü yaptırdık. Şu bir tane daha vardı galiba. Oy. Şundan biraz daha silikon alayım. Logic prosesörümüzü yaptırdık. Ha. Bunun add-on'u da varmış ya. Advanced Inscriber da varmış. Bak burada yanında görünce gördüm. Burada Quest'te şunun ödülünü de alalım. Quest'te yok. Quest'te yok. O zaman bunu da yapalım. Bunu da hiç kullanmayalım. Az önceki Grow Accelerator gibi bunu da kullanmaya gerek yok. Çünkü bunun gelişmişi var. Bakın bunlar aynı mod değil. Apply Energistics 2 ile AE2 Staff denen ayrı modlar. Bu ayrı bir eklenti modu gibi, add-on gibi düşünün. O zaman bunda diskler de vardır ya. Şöyle bakayım. O zaman diskler de vardır. 4, 16, 64. Diskler yok herhalde. Herhalde diskler yok. Ha, ama şey yaptık değil mi ya? Moddan arattık değil mi? Yok yok. Diskler yok. Bu eklentinin aslında şeyleri de var. Diskleri de var. Normal apply ile 64K'ya kadar şey yapıyorsunuz. Disk yapabiliyorsunuz. Ama bir ya bu mod olsa gerek ya da başka bir add-on mod olabilir. Onunla birlikte çok daha fazla yapabiliyorsunuz. Ben o zaman şuraya şu arkadaşa şunlardan bir tane daha yaptırayım. Advanced olanına geçelim.
Bu normal Inkscriber'la uğraşmayalım. Advanced'ın da ne farkı olduğunu göstereceğim size. Bu var bunlardan. O zaman gel gel gel. Şunlardan iki tane istediği için. Evet, iki tane istediği için yaptırıyorum. İki de Hopper istiyormuş ama muhtemelen yoktur içeride. O zaman şunu da alıyorum ben üzerime. Advanced Inscriber. Bakayım. Evet, hopperlarımız yok. Ama temin şöyle şansımız yaver gitti demiştim. Bu sefer çok yaver gitmedi. Bir tanecik yaptı bize. Evet. Şuradan hemen biraz sandık yaptırayım müsaadenizle. Şu. Bir de iron istiyordu galiba. Iron'a kadar yetecektir bize. Bu. Bir tane daha Hopper. Advanced Inscriber'ımız da hazır. Bu ne işe yarıyor? Az önceki makinenin aynısı ama az önceki makineye tek tek vermek zorundasınız. Bu makineye stack stack verebiliyorsunuz. Mükemmel bir alet. Apply ile uğraşanlar bilir. Bu Inscriber'ın tek tek malzeme alışı çok uyuz bir şeydir. Çok sinir bozucu bir şeydir. O yüzden bunu çok seviyorum. Ben şunları bir stack yaptırayım. Birazdan geliyorum. Evet, bitti galiba bunlar. Sesleri kesildi. Bir stack'te daha aslında ikisi bir stack ekliyormuş ya. Neyse. Silikon yaptırdım. O sırada beklerken bunun yanına da bir sandık koydum. Burada da silikonlarımız artık otomatik olarak dışarı çıkacaklar. Şu makineyi zaten çok seviyordum. Şimdi biraz daha sevdim. Çünkü Emi'de bizim oldukça fazla silikona ihtiyacımız olacak. Şunu da bir siteye tamamlayayım. Advanced olanın güzelliği, özelliği bu şekilde. Temin de az önce ben Inscriber'a shift'e basarak atıyordum malzemeleri. Dikkat ettiyseniz hepsine tek tek gidiyordu. Ama bu sefer stack stack gidiyor. Yani bu kayıt dışı prosesörleri hazırlamamda bana acayip işime yarayacak, hızlı şekilde yapmamı sağlayacak, işimi çok kolaylaştıracak. Bir önceki normal Inkscriber dediğim gibi biraz uyuz bir makine. Şurası mesela atıyorum tam hatırlamıyorum şimdi. Buraya gelecek olan malzemeyi işte gene örnek engineering circuit'ı üstten vermeniz gerekiyor. Buraya gelecek olan redstone'u sağ tarafından vermeniz gerekiyor falan böyle. Normal Inscriber'ın otomasyonu oldukça zor ve zahmetliydi. Ama bu Advanced Inscriber mükemmel bir makine benim için. Böyle biraz imdadımıza yetişmiş halde. Hatta bak burada speed slotları da var. Süper. Ben bunlardan artık böyle yüzlerce yaptırsam yeridir yani benim için sıkıntı olmaz. EFAP sadece. EFAP'te bunları biraz hazırlamak uzun sürebilir. Ama o da çok problem değil. Inscriber'ı da böyle hallettik. Bakalım şöyle. Devam ederiz buraya. Ha, bir şey fark ettim yalnız onu göstereyim arkadaşlar. Questbook'ta şurada bozuk bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama buraya gelip açılınca ne olduğunu anlayacağız. Biliyorsunuz burada da şey istiyordu. Şurada mıydı? Hangisindeydi? Bilemiyorum şimdi. Burada mıydı? Ha, bu. Burada da solderer istiyordu. Burada da bir bozukluk vardı. Şurada da bir bozukluk var anlaşılan. Questbook'ta düzgün güncellenmemiş. Şuradan anlıyorum düzgün güncellenmediğini. Burada bir tane Iron Man Flux Infused Jet Plate var. Dijital Style'ın içinde. Bir de Thermal Forgoing'in içinde aynı görev iki kere koymuşlar. Bir tanesini yapacağız. Muhtemelen ikisini de yerine getirmiş oluruz ama Questbook'u son update'le bayağı bozmuşlar anlaşılan. Craft'ların da bozulmasından siz de görüyorsunuz zaten. Evet. Herhalde başka nasıl diyeyim? Hayatımda en hızlı yaptırdığım engineering prosesörler bu şekilde oluyor. Çünkü dediğim gibi diğerleriyle uğraşmak oldukça zahmetli. ME'ye devam edeceğiz.
Artık bizim birkaç bölüm, tabii sizin kararlarınızla gene Emi ile geçecektir diye düşünüyorum. Emi, onların otomasyonları, otokraftları falan bayağı bir vaktimizi alacaktır. Dediğim gibi yorumlara yazarsınız. Ben çok çok aşırıya kaçmadan bütün makineleri, hemen hemen bütün makineleri ya çok sık yapılan resipilere, birbirini tekrarlayan resipileri ya da çok karmaşık resipilerin hepsini otokrafta sokacağım. Makinelerin çoğunu otokrafta sokacağım. Bunları hepsini tek tek izlemek ister misiniz? Ya da ben kayıt dışı yapayıp size mantığını mı anlatayım? Bir kere yapacağız zaten. Hani nasıl yapıldığını tamamen göstereceğim ben. Hem normal otokraftların hem makinalarla yapılan otokraftların nasıl yapıldığını da göstereceğim ama dediğim gibi hepsini yapmaya kalkarsak herhalde bir 4-5 bölüm sadece otokraft makineleri otomatikleştirmekle uğraşırız gibime geliyor. Gene sizler yorumlara yazarsınız. Elimden geldiğince yorumları okuyorum, cevaplamaya çalışıyorum. Şuradan da anlaşıldığı üzere desteklerinizi çok görüyorum, hissediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yine yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bir de bir son söyleyeceğim bir şey. Bayağıdır biliyorsunuz aralıksız her gün video atıyorum. Bir gün izin istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Çünkü oldukça yoruldum. Hafta içinin yorgunluğu da öyle diyeyim. Hafta sonu gelmeye başlayınca, hafta sonu yaklaşınca iyice hissettirmeye başlıyor. Ve siz bu videoyu cuma izleyeceksiniz ama ben cuma günü video çekmeyeyim, biraz dinleneyim istiyorum çünkü. Hem biraz belki Emi ile ilgilenirim hem de biraz dinlenirim çünkü oldukça yorgunum dediğim gibi. Yani arada bir gün boşluk olacak. Şimdiden bunun için kusura bakmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere artık. Şimdilik hoşça kalın.